Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Peki sen amacını biliyor musun? Ortada bir sürü başarı hikayesi var. Bunlardan birisi sen olabilirsin. Nasıl başlayacağını da bilemiyor olabilirsin. Tüm bu ipuçlarını bulacağın Kadriye Kar Yaşar ile Kariyer Akademisi'ne hoş geldin. Merhaba, bugün psikiyatr, psikoterapist, uzman doktor Sevilay Zorlu ile beraberiz. Hocam, uzmanlıktan sonra nasıl bir kariyer yolculuğunuz oldu? Hangi alanlarda daha çok yetkinsiniz? Neler var çalışma alanınızda? Bizde sıklıkla karıştırılıyor. Onun için çok güzel anlatmamız gerekiyor. Liseden sonra ben 6 yıl tıp fakültesi okudum. Tıp fakültesi okuduktan sonra 7 yıl kadar aile hekimliği yaptım. Aynı zamanda ekip doktorluğu yaptım. Cezaevleri ve askeri birliklerde çalıştım. Daha sonra da 5 yıl Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda ihtisas yaptım. Orada ne yaptık? Bütün hastanedeki, bütün kliniklerdeki hastalara baktık. Ortopedi, dahiliye, nöroloji, yoğun bakım üniteleri. Yani psikiyatri deyince diğer hastaların da psikiyatriste ihtiyacı oluyor. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi diyoruz biz buna. Yani örneğin kalp krizi geçiren bir insanın da psikiyatrik desteğe ihtiyacı oluyor. Ya da Alzheimer olan bir kişinin de psikiyatrik desteği oluyor. Ya da trafik kazası geçiren bir kişinin de desteğe ihtiyacı oluyor gibi gibi. Çok geniş bir alandır. Fakat bunun dışında tabii sadece hani ruh sağlığı uzmanı gibi düşünüyoruz ya, aslında psikoterapi kısmını çok fark etmiyor insanlar. Yani şöyle diyorlar, işte sen ilaç yazan mısın, konuşan mısın? İlaç yazarak tedavi eden misin, konuşarak tedavi eden misin? Aslında psikiyatri uzmanı tıp doktorudur. Yani nöroloji gibi, dahiliye uzmanı gibi, diğer branşlar gibi uzmandır. Psikoterapi de yapabilir. Psikoterapi eğitimi ayrı alınan bir şeydir. Ama biz klinikte olduğumuz için zaten biz psikoterapi eğitimi alarak yetişiyoruz. Onun dışında da tabii biraz özel ilgi alanıyla ilgili, kişinin isteğiyle ilgili diğer eğitimler, aldığımız eğitimler. Burada da uzun soluklu eğitimlerdir aslında bunlar. Sizin özellikle çalıştığınız, Türkiye'de de tabu olmuş cinsellik alanında oldukça önemli çalışmalarınız var. Neleri farklı yapıyorsunuz bu konuda hocam? Şimdi benim cinsel terapist olma yolculuğum şu şekilde başladı. Uludağ Üniversitesi'nde poliklinik yapıyorum. Cinsel sorunla çift geliyor. Diyorum ki, gidiyorum hocam, işte cinsel sorunla çift geldi, ne yapacağız? Kızım ÇAPA'ya gönder, ÇAPA Sosyal Psikiyatri, ÇAPA Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi. Hasta geliyor, ne yapacağız hocam? İşte oraya gönder. Ya hocam, ben gidip eğitim alsam dedim. Hocamız da dedi ki, o zaman da ilk kızıma hamileyim. Hoca şöyle bir baktı bana. Ya aslında senin cinsel sorunun da yok ama hadi git bakalım eğitim al gel falan dedi. Benim cinsel terapi eğitim maceram o şekilde başladı. İlk aldığım eğitimlerden birisidir. 2 yıl sürdü. 1 yıl teorik ve 1 yıl süpervizyon şeklinde seks terapisti. Hatta ben Bursa'nın ilk cinsel terapistlerindenim. Ve şöyle düşünürsek, sonuçta tabii benim de 30 yıllık meslek hayatım var fakat yine de geç diye düşünüyorum. Hani Güney Marmara'nın en büyük şehridir Bursa ve Bursa'dan ilk cinsel terapistlerindenim ben. Yani düşünsenize, geliyordu insanlar, İstanbul'a gönderiyorduk. Yani bu kadar geç kalınmaması gerekiyordu aslında. Bunun yanında ben tabii 5 yıl psikanaliz eğitimi aldım. 4 yıl psikodrama, sanat terapisi, meme kanseri hastalarıyla grup terapisi çalışmalarımız oldu. Onların tezini yazdım. Tezi sundum. Onunla ilgili çalışmalarım var. Kognitif davranış terapi eğitimi aldım 2 yıl Mehmet Sungur'dan, çok değerli bir hocamızdır. Sanat terapisi, kognitif terapi, hipnoterapi. Hipnoterapi ile ilgili son dönemlerde özellikle regresyon terapileriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Aslında bilinçaltı çok kıymetli ve çok özeldir. Herkese de emanet edilemez. Onun için bizlerin çok dikkatli olmamız da gerekiyor. Kime emanet ettiğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Bizlerin dayanakları bilimsel dayanakları. Evet. Bağlı olmak zorundayız. Yani biz size bilimsel olmayan hiçbir şey sunamayız tıp doktoru olarak. Psikiyatrist olmak isteyen gençlere öneriniz nelerdir hocam? Öncelikle
bu yola baş koyduysa, zaten bunu istiyorsa, o yolculuk, o akış onu yola çıkaracaktır ve hedeflerine ulaştıracaktır. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki, en önemlisi karşınızdakine yardım etmeye çalıştığınızı hissettirmektir. Ne kadar teknik bilirseniz bilin, bunlar tekniktir. Psikoloji ve psikiyatride her sene bir takım isimlerle değişik terapiler çıkar. Fakat çok fazla psikoterapi eğitimim var ama herkese her yöntem uymaz. Ve şunu da unutmayın, herkese de yardım edemezsiniz. Karşınızdaki şifayı hak etmesi gerekir, onun da istemesi gerekir. Biz teknik direktörüz. Psikiyatri uzmanı olarak, psikoterapist olarak biz teknik direktörüz. Karşımızdaki oyuncunun oynamaya niyeti varsa biz ona teknik destek veririz. Yani hani böyle düşünüldüğü gibi psikiyatri doktoruna gideceğim, bana önerilerde bulunacak, çift terapilerinde de öyle. Fakat şunu yapıyoruz, biz önerilerde bulunmak değil, seçenekleri ve yolculuğu konuşuyoruz. Neler olabilir? Böyle olursa ne olur, şöyle olursa ne olur, öyle olursa ne olur? Kişinin anlamasını sağlamak, onların duygularını cümlelere döküyoruz biz. Aynayız aslında, psikoterapist kadın da değildir, erkek de değildir, bir aynadır. Herkese söylediğim söz aynı değildir. Onlar söylettirir bana, karşımdaki kişi söylettirir. Onun ihtiyacını söylerim. Bu da bizim işimizin, tıbbın en sanatsal bölümü olduğunu düşünüyorum, psikiyatri. Ben çok severek yapıyorum işimi. Çok çok büyük keyifle yapıyorum. Çünkü iyileşen hastalarımı görüyorum. Çok güzel olumlu bildirimleri görüyorum. İyileşenlerin dünyalarının nasıl değiştiğini görüyorum. Ve bize genelde gerçek hastalar gelmiyor. Bize hastaların hasta ettikleri geliyor. Onun için de yaralı ruhlara yardım edebilmek, dokunabilmek bence en özel meslek olduğunu düşünüyorum. Ben çok severek yapıyorum. Gerçekten istiyorsanız bu yolda devam edip siz de kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz. Herkes kendi tarzını oluşturur. Teşekkür ederiz hocam. Psikiyatri alanında uzmanlaşmak isteyen gençlerimiz güzel bir başarı hikayesini izleyecekler bu videoda.